Sevgili seyirciler, var mısın yok musun da tarihi dakikalara hoş geldiniz. Ülkem biraz evvel tam 128 bin liralık teklifi kabul etmedi ve ben kutuma gitmek istiyorum dedi. Gerçekten inanılmaz bir risk. Bunu daha evvel yapan yarışmacıların hiçbiri 500 bini kazanamadı sevgili seyirciler. Var mısın yok musun da kutuya giden ben 4 ya da 5 yarışmacı hatırlıyorum en az. Bunların hiçbiri 500 bini kazanamadı. Bugün Ülkem'in 1500 binle yarışma şansı var. Ama şansı %50'den fazla değil. %50'den fazla olmayan bir şans da şu anda kutunun içinde ya 500 bin lira var ya da 20 bin lira. Gerçekten Ülkem, son cümlelerini alacağım. Artık kutuyu açacağız çünkü arkadaşların tir tir titriyorlar heyecandan. Son duygularını bizle paylaş. Kutu açımına geçeceğim. Neler söyleyeceksin? Öncelikle hepinize teşekkür edeceğim. Çünkü bu yarışma için değil, burada bulunduğum her an için teşekkür edeceğim. Biz de sana teşekkür ederiz. Çünkü her zaman çok iyi bir ortamdı ya. Burası emin olun ikinci bir hayat gibi bir şey. Yani emin olun buna öyleydi. O yüzden bütün ekip çalışanlarınıza çok teşekkür ediyorum. Abim Almanya'da, Aslınay'ım, ona selam söylüyorum. Yani hepsi de gelemedi. Kayseri'de Songül ablam var. Naksin abim var, onlara selam söylüyorum. Ankara'da Güler ablam var, ona selam söylüyorum. Ya buradan parti yapacağız, ya da alacağız. Arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle değerli bir ekiple birlikte olduğum için, beni destekledikleri için. Genel eski arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten benim hayatımdaki yeriniz hiç tartışılmaz. Çok sağ ol. Gerçekten sen de bugün kazansan da kaybetsen de var mısın yok musun? Tarihi yarışmacılarından biriydin. Çok sağ ol. Bugün de bunu bir kez daha ispat ettin. Kutuma inanıyorum dedin, devam ettin. Kazansan da kaybetsen de bana göre tarihe geçtin. Tabii ki şu anda hepimizin gönlü inanılmaz derecede senin kazanmanı istiyor. Ben Nilgün'ün suratına baktığım zaman zaten bütün arkadaşlarının bana göre özeti. Hakikaten şu anda Nilgün'e baktığın zaman zaten hepsinin kalbini görebiliyorsun. Son derece endişeli. Dualar ediyoruz. Bu kutudan 500 bin lira çıkmasını istiyoruz. İnşallah, inşallah. Karşıdan mı bakayım mı? İstediğin gibi. Fark etmez. Son olarak da sevgili seyirciler, kutuyu açmadan önce bir geçmiş olsun mesajı vermek istiyorum. Esat'ın annesi Emel teyze, Emel Yontunç. Geçtiğimiz günlerde bir ameliyat geçirdi, şimdi sağlığı çok iyi. Ben ziyaretine bile gidemedim. Daha doğrusu hastanede gittim ama eve gelemedim. Ona buradan geçmiş olsun diyorum. Bende çok emeği var kendisinin. Emel teyze, ellerinden öpüyorum. En kısa zamanda eve de geleceğim inşallah. Ülkem. Senin hayatın bu kutunun içerisinde, en azından maddi bölümü, manevi ve sağlık bölümü inşallah iyi olur. Maddi bölümünü biz hallederiz inşallah diye dua ederek, emin ol bütün kalbimden bunu geçirerek 24 numaralı kutuyu açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, dualarınızla 24 numaralı kutuyu açıyorum. Defalarca denedik, olmadı. İnşallah bu sefer olur. Arkadaşlar işte Ülkem'in önündeki 24 numaralı kutudaki gerçek miktar.
10. Hocam şükürler olsun. Tamam. Daha doğrusu aylarca 500 bin vermek için dualar ettik, mücadele verdik ve işte 500 bin lira imkan oldu. Evet, imkan 500 bin lirayı kazandı. Evine 500 bin lira geliyor. Ailenin kahraman olmuşsun böyle. İşte kahraman oldu. Şu anda gördüğünüz gibi stüdyomuz inanılmaz derecede bir coşku yaşıyor. Ve 500 bin lira imkan oluyor. Gerçekten var mı korkusundan? Görmek istediğiniz tablo. İşte 500 bin. Şefir'in sunduğu Var mısın yok musun?